Salih'le Salim sohbetler devam ediyor. Paranormal ve farklı çeşitli konularda bir takım telefonlar almaya devam ediyoruz. Şimdiki telefonumuz Amerikan futbolcusu. Amerikan futbolcusu, kendisi gayet de adını vermek istemiyor ama bana portakal diyebilirsiniz diyor. Portakal diyebilirsiniz. Kod adı Portakal. Ve kendisi, evet, şu anda da bir takım şeyler geldi. Mesajlar geldi bize şu anda panelden. Evet, kendisi Portakal. Amerikan futbolcusu, takımını da vermek istemiyor. Bir takım konulardan bahsetmek istiyor. Kendisini yayınımıza alalım lütfen. Evet. Evet, sevgili Portakal. Portakal Bey. Sevgili Orange, OJ. Nasılsınız? Nasılsınız efendim? Well son, I'm kind of pissed. Evet, neden canınız sıkkın? I'm kind of pissed. Cause you know, things are not looking out for me so good. I mean, I don't know, man. I'm just not having a good time. It's just not having a good time. Evet, yani biliyorsunuz programımız paranormal ve paranormal ile ilgili şeylerle alakalı. Yani siz ne gibi bir paranormal sıkıntı yaşıyorsunuz, Mr. OJ? Well, my problem is not maybe, I don't know, not so much paranormal, but I've been having these weird thoughts lately. I mean, when I just I'm you know I'm a highly successful football player in NFL, you know. So I have like tons of money, you know. I'm gaining like a mad checks. I'm gaining like mad dollars, and you know, it's just sometimes it's just pushing me, man. All this stress about being a, you know, old running back. You know, I play running back. I play quarterback in high school, but I'm playing running back now. So it's kind of, you know, it's kind of big thing for me. You know, I've been awarded athlete of the year, and you know, I led the most successful team in NFL in 70s, and you know, I'm a big deal, man. I'm a big deal. Yani kendisi diyor hayatında pek çok başarılar. Yeah, not just successful. I mean, I was the most valuable player of the year in 93. No, no, 73, 73. Oh, I just did a lot of coke when I came to the program. I'm sorry, you know, I was an NFL All-Star, and you know. Evet, kendisi yani pek çok farklı konularda, özellikle kariyeri, Amerikan futbolu konusunda çok büyük başarılar edinmiş. Bundan da gurur duyuyor. Fakat ben bunun paranormal ile alakasını hala anlayamamış değilim. Evet, Sayın Portakal, Sayın Ocek, devam edin lütfen. Well, recently, you know, I just got married, right? You know, I have this beautiful bombshell of a white wife, and you know, she fine. I mean, we married 1 year ago, and you know, everything is going swell, and you know, she fine piece of ass, you know. But I don't know. I mean, we met in the back in 77, and you know, we married in 85. But after, you know, 5 years after my retirement, and Sanırım ben bir sene önce evlendim dedi de galiba farklı bir tarih vermiş. Kafası güzel diyor, gelmeden önce çok diyor koko yaptım diyor. Biz de tam anlayamadık. Programa konuk alalım, ünlü birisi olsun dedik. Adını da açıklayamıyoruz. Rezil olduk onun yerine. Evet, Mr. OJ. Evet, devam edin lütfen. So you know, I was thinking, I have this mad dough, mad cash, you know what I'm saying? And that girl, that woman I'm married with, that girl, that woman that I'm married with and stayed married all those years, 7 years of marriage, and she's a claim to my money, man. She's a claim to my money. That's not right, yo. That's not right. I'm a star, man. I'm a star. And that German girl, that white woman, sharing my wealth. I don't play that way. I don't play that way, honcho. Yani diyor ki ben karımla bir severek evlendik ama benim diyor ben ölürsem
ya da diyor bana diyor bir şey olmasa bile herhangi bir şey. Benim diyor bu diyor parama bu kadın konacak. Yani ben bununla ilgili bir takım sıkıntıları var anladım kadar. Bunu anlatıyor. Evet so you have this, you are married and she's a gold digger. I don't know. That's the weird thing. I don't know if she's a gold digger or not. But you know, this gets me, you know. What if you know? And bear with me. What if I just, you know, offed her? What if I just killed her? You know? I can't walk away from that, you know? If I do it right. Yani diyor ki karımı diyor öldürsem diyor manyak. Şimdi şöyle bir şey var sevgili izleyiciler, biz bu adamı aldık ama tabii ki adını vermediği için de istediği gibi at koşturuyor, konuşabileceğini düşünüyor, biz de anlamadık. Yani nasıl, karınızı mı öldürmek istiyorsunuz beyefendi siz? Neden bahsediyorsunuz? No, I mean not kill, you know, not as me, not as the OJ, yo, not, I mean, not as me, but you know, I could hire a guy, you know, I could hire a guy, and you know, he has this different body type than me, and maybe he has more small hands, so he can wear glove, and they will try to test me in the glove in the court. If they will catch me, I'll just say no. If glove doesn't fit, then you must acquit. No, actually, that would be a thing that my lawyers say. I don't know, but you know, I could just offer. How about that? I mean, can I walk away from that? Can I say if aliens or vampires did that shit? I came here to ask that, you know. If I killed my wife, can I blame it on the vampires? Or can I blame it on the, you know, can I blame it on like aliens or something? Diyor ki ben diyor karımı öldürsem uzaylılara suçu atabilir miyim? Ben bunu öğrenmeye gelmiştim diyor. Yani Mr. OJ, there is such thing called vicdan. When you try to kill your wife for money and blame it on the other external paranormal things, then you still killed your wife. So when you go to the, you know, when you go to the purgatory, when you go to heaven, when you see hell or Jesus, Jesus will ask, son, you killed your wife. So that was spousal abuse, and how will you plead? I mean, there was not gonna be a black lawyer there, you know. You just your conscience, and you know your heart and your soul. And Jesus will ask, well, you killed your wife, so what the fuck? Well, I just play the black card, man. I just say, yeah, Jesus, you are white. Jesus, you are white, and I'm black, and you are thinking that I killed my wife, but I just actually killed. I didn't kill my wife, man. You're just telling me that because I'm black, you know. You think all blacks are killers, you know. I just do it. I mean, it could work, right? Jesus was white, right? I mean, he's a whitey and I'm like black, and he's accusing me of something, you know. He's like, damn dog, you killed your wife, and I'm like, no dog, I'm OJ, I didn't kill my wife, and you're just cussing me because I'm a black successful man, you know. That could work. I can't get into heaven with that, right? Bu adam kafa yemiş yani. Diyor ki ben diyor Jesus diyor beyaz, ben siyahım. Jesus bana böyle bir suçlama yaparsa, İsa bana böyle bir suçlama yaparsa ben öldüm de diyor, ben de diyor black card, race card'ı kullanırım diyor. Öyle diyor, kaçarım bu işin içinden. Ben bu konularda çok uzman değilim. Öteki tarafı bilemem. Benim derdim bu tarafta açıklamaya şeyler. Sevgili OJ Simpson, seni programımızdan şimdilik gönderiyoruz. Bu konuyla ilgili daha bir açıklamam gelirse sizinle konuşacağımdan emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, dikkat edin. Yo, but for real, can I do it, right? Can I do it? Ben onu bilmem. Allah da sizin belanızı vermesin. Bu adam da FBI'da, CIA'da falan bu konuşmaları dinliyorsa bu adamı da alın. Kim olduğunu anladınız zaten. Sonra karısını kızını öldürmesin. Sonra rezaletlere sebebiyet olmasın. İyi günler diliyorum. Kapattık. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Bu reklam arasından sonra Salih ile Salim sohbetler
Devam edecek efendim. Salih ile Salim sohbetlerin geri dönüşüne tanık oluyorsunuz. Evet, bugün gerçekten de bu programda bir takım paranormal olayların müessilleriyle, paranormal olayları bilenlerle ilgili konuşuyoruz. İnsanlar bizi arıyorlar, biz de onlarla sorunlarını çözüyoruz ya da neler varsa onunla ilgili konuşuyoruz efendim. Şimdi telefonumuzda kendisinin bir shape shifter, yani bir şekil değiştirici olduğunu iddia eden bir pop yıldızı var. Kendi adını vermek istemiyor fakat dediğine göre kendisi pop'un kralı, yani king of pop, ve çok da gerçekten de yetenekli biri. Son albümü çıkalı galiba kaç sene olmuş? Evet, son albüm çıkalı 2 sene olmuş. Albümün adını vermek istemiyor fakat yeni albümüne, belki de son albümüne hazırlanma çalışmaları içerisinde. Evet, kendisine de MJ diyeceğiz adını vermeden. Sevgili MJ, hoş geldin programımıza. Hello. Yeah, I'm like super thrilled to be here. You know, it's hard to find a radio show that I can go on because they're so ignorant. They're so ignorant. I mean, when I'm trying to explain what I do, I'm trying to explain my craft, and they're like, "No, you can't do that." I mean, you're kind of a shifty character, and you're not really white, and they're accusing me of not being black, you know. But I can't explain about my condition to them. I tried, and no, it's just they're ignorant. It's not that easy to explain. I'm a shapeshifter from another dimension, you see. So I'm like the king of the pop, but I'm also a shapeshifter, an alien. So what, you see, I'm a shapeshifter and also an alien, also a pedophile. How about that? Evet, bir dakika, saçma sapan konuşma programda senin ağzına. Ne diyorsun sen kardeşim ya? Ne diyorsun sen ya? Biz burada paranormal shapeshifter mısın değil misin sen? Bir onu anlat bakalım ya. Sen ne garip garip, tuhaf tuhaf, saçma sapan şeyler diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Oh no, that's why I wanted to join your program. I mean, you're so interesting, Edmec. So if I join your program and try to explain my condition, you know, it would be effective. And yes, I'm a shapeshifter slash white slash king of pop slash Peter Pan slash, you know, I love kids, but you know, not in a that dark way. Not like I love kids, but not like, you know, what was the name of the, I love kids but not like, you know, that other black guy. Yeah, not like Bill Cosby, you know. I love kids but it's all, you know, PG, it's all Peter Pan. So yani ne diyor, bunun shapeshifter'lıkla ne alakası var, neden bahsediyorsun sen ya? So no, just check this. I have my own ranch, right? You know, I kind of deal with, I can't, when I go to my ranch, you know, I'm chill. It's my zone. And you know, evet, siktir git manyaklar dedi. Evet, bu garip insanı yayından alıyoruz. Kendisi pop'un kralı olduğunu söyledi. Fakat garip garip, tuhaf muhabbetler yapıyor. Onu yayından alıyoruz. Şimdi bir reklam arası daha veriyoruz. Ondan sonra Salih ve Salim sohbetler devam edecek efendim.